Bakacağız arkadaşlar. Puzzle'larda şöyle oluyor. Size bir pozisyon veriyor ve diyor ki işte bu tur yaşa, gelecek tur kazan, bu tur hemen kazan, şöyle yap, böyle yap filan, tamam mı arkadaşlar? Oyun önemli bir zaten, ideal. Bir gelelim ve bakın bayağı var altında. Görüyor musunuz miktarı? Böyle. 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 Sanıyorum toplamda 100 civarı bir puzzle var. Bir bakalım hızlıca arkadaşlar. İşte arkadaşlar uçma. Şimdi oyunda atak blok sistemi farklı. Tamam mı? Nasıl oluyor söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce çok anlattım ama ilk kez gelen varsa eğer dinlesin. Anlatıyorum şimdi Hakan. Arkadaşlar. Şöyle oluyor. Uçan yaratıklar sadece uçan yaratıklar tarafından tutulabiliyor. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Bu oyunda her yaratığın tontu var gibi düşünebilirsiniz. Ama tontu açmak defans savunan oyuncuya kalmış. Mesela şöyle bir şey. Ben şu 1'e 4'ümle şu 2'ye 3'ü vurma hakkına sahip değilim. Ben bu 1'e 4'ümle saldırıyorum. Adam isterse 2'ye 3'ünü tutuyor, tamam mı? Tabii arkadaşlar bu atak blok mekanizması. Bu Magic'teki atak blok mekanizması bu arada arkadaşlar. Bu atak blok mekanizması kaçma yani evasion ability'lerini doğuruyor. Yani mesela şöyle arkadaşlar diyor ki bu uçar diyor. Uçmayan yaratıklar bunu tutamaz diyor. Böyle özellikler var. Şimdi arkadaşlar bu pozisyonda bize diyor ki sen bu oyunu kazan diyor. Şimdi arkadaşlar bu yaratığımıza bakalım ne diyor? Uçan başka bir yaratığımız varsa 3 atak alır diyor. Yani biz bir yaratığımızı uçurmamız lazım. Bakalım. 6 damage geçirmek istiyoruz. Şöyle oluyor galiba. 6 atağımız var arkadaşlar. Şimdi fakat adamın uçan savunmaya yaratığı var. Vurduk savunmasına. Buna saldırmaya yetiyor çünkü zaten tutabiliyor. Mesela. Ve o arkadaşlar bunların hepsinin gold ödülü var. Yani toplam bütün puzzle'ların gold ödülü 10.000 yoktur ama bayağı fazla vardır. Bu oyunda arkadaşlar arenası 5.000 gold. Fakat arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Aldığınız bütün kartlar sizde kalıyor. Bakalım. Hocam sana ne? Sağ ol hayatım. Yok. Bakalım. Killer arkadaşlar. Şimdi Killer bizim Hearthstone hata yapmamıza izin veriyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Hmm. 6, 7, 4. Ha şöyle yapacağız. Böyle yapsak yetiyor mu? Yanlış mı anlıyorum? Arkadaşlar Killer verdi. Dolayısıyla ben artık şey diyebiliyorum şu an. Bu yaratıkla bu yaratığa vuruyorum diyebiliyorum. Vurdum. Al atayım. Bunlar kolay puzzle'lar da bu arkadaşlar. Mesela bakın kaynaklarımızı hepsini kullanmadık bile. Bu oyundaki mi? Tolgacığım. Ben sıfırı açtım. Bende bütün destekler listesi tamam. Ödüller çok fazla. İşte arkadaşlar burada ufak ufak mekanikleri de öğreniyoruz. Bize burada şimdi arkadaşlar Aegis öğretecek. Aegis benim söylediğim bu oyundaki Divine Shield mantığı ve bakın oyunculara gelebiliyor arkadaşlar. Çünkü rakibin attığı kartlara engel oluyor. Mesela şimdi şöyle ben bu 4 damage'ı adamın kafasına atamam şu an. Atarsam iptal olur. Adam kaçmış? 8'miş. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Aegis olumlu mu olumsuz mu bakmıyor arkadaşlar. Her şeyi durduruyor için şöyle yapacağız bakın. Al diyeceğim abi senin yaratan artı 3 artı 3. Aegis diyecek ki bir dakika rakip bin bana büyü attı. Onu yok edelim diyecek. Bakın Aegis'i düştü. Şimdi onu stun edeceğiz arkadaşlar. Stun freeze. Fakat arkadaşlar stun'ın Hearthstone'daki freeze'e göre bir üstünlüğü var. Bakın Aegis çalışmadı buraya. Combat damage yiyor çünkü adam. Stun'ın Aegis'e göre bir freeze'e göre bir üstünlüğü var arkadaşlar Hearthstone'dan. Şimdi bunda blok var ya arkadaşlar. Stun'lıyken blok da yapılmıyor. Onun için çok güçlü. Magic'e benziyor. Magic ve Hearthstone'un tam kırması bu. Güzel. Ne diyor? Otur kazan. Adam 8. Şimdi arkadaşlar 6 manamız var toplam. Bu kazanıyor. Double damage veriyor arkadaşlar. Bakın kendisi double damage. Diğer bütün ünitelerime double damage veriyor. Benim elimde 3 adaklı yaratık var. 3, 3 daha 6. Double damage 12. Al. Ay bir dakika. Bu charge'ı değil değil mi? Ay 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 ay.
Çaktırmayın, çaktırmayın. Nedense charge'ı sanırım. Basic puzzle'da patlayarak. Deminki oyun güzel kafayı yedirtti bana ha. Bakalım. Bu olmaz. Bu. 8. Üç beş vurabiliyorum. Bu ne yapıyor? Bu tur kazanıyor değil mi? This turn. Artı 3 artı verebilirim arkadaşlar. 6 atak oluyor. Yetmez değil mi? Bunu oynayamayız biz. Saçma. Bunu oynasam 2'ye 2 silah 2 vuruyor. Bu da eksik kalıyor. Ha bu charge. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam tamam. Ben bunu koyan kart var o sanırım arkadaşlar. Bakın bu kartın bir özelliği var. Bu dediğim gibi Hearthstone olan bir şey değil arkadaşlar. Neden bu Hearthstone yok? Çünkü Hearthstone'da her tur mananız garanti geliyor ya. 10. tur 10 mana sahibi olmanız Hearthstone'da bir yetenek istemiyor, anlatabilirim. Ama bu oyunda kolay değil arkadaşlar. Her tur mananız kendisi diyorsunuz. Ne diyor? 4 mana ver ve bunu exhaust et diyor. Exhaust etmek şey yapmak, gri oluyor işte. Saldıramaz ve savunamaz hale geliyor. Bir yaratığa artı 4 artı 4 ver diyor. Al abi artı 4 artı 4 sana. Şimdi arkadaşlar bunlar bilerek verilmiş, boş bunlar kafa karıştırmak için. Bunların gazına gelirseniz yapamıyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Şimdi bunlar çok basit gözüküyor tabii size. Influence. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu yaratık diyor ki 3 tane çekicimiz olursa diyor, 3 tane fire influence'ımız olursa artı 1 atak alırım diyor. 3 tane de siyah olursa artı 1 atak daha alırım diyor. Bu da benzer. Bu da her çeşit influence için artı 1 alıyor. Doğru şehir oynayıp bu adamı öldürmemiz lazım. Bizde kaç atak var bakın? 3, 5, 7. 5 eksiğimiz var. 5 damage çıkartmamız lazım böyle. Mavi dersem bu beyaz. Beyaz işimize yaramaz. Mavi dersem bu 1 atak alır. Üç kırmızı. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bunu indim. Kırmızı dedim. Bunu indim. Kırmızı aldım. Üç kırmızı oldu. Bu dört atak oldu. Üç trash olan bu yedi oldu. Bu da dört manamız varmış. Pardon. Ha güzel. Dört manamız varsa iyi. Üç kırmızı üç siyah yapabiliriz değil mi? İki kırmızı bir mavi. İki kırmızı bir siyah. Üç kırmızı bir mavi bir siyah. Üç kırmızı iki mavi iki siyah. Not good. Aslında bu olabilir ha. 5 8 10 oluyor mu? Bir deneyeyim bakayım. Bir deniyorum arkadaşlar. Hesabını çok yapmadım. 4 7 olmadı galiba. Kırmızı, mavi, mavi, siyah. Mavi, siyah yaparsam 5 8 11 oluyor, lanet olsun. Kırmızı mavi yaparsam, bir dakika kırmızı mavi yaparsam oluyor mu? Oldu. Yanlış yapmamışım. Arkadaşlar bu yaratığın özelliği diyor ki her influence çeşidi için artı bir artı bir alır diyor. Dolayısıyla 5 influence çeşidi yapabilirsek 5'e 5 oluyor. Hallettik. Transform. Şimdi arkadaşlar mesela bakın. Bu yaratığı biz hexleyeceğiz fakat üzerindeki silah gitmiyor. Yani bu yaratık 1'e 4 kalacak. 4. Bana yetmiyor. Bu iyi değil. Böyle yapacağız.
Evet galiba. Neden 1? Ha, 1'i 1 frog yapıyor değil mi? Bunu birini bloklamayacak herhalde. Evet, ne oldu? Kazanamadık. What? Neyi yanlış yaptım? Öbürünü yapacaktım tam. Kafa bastı şimdi. Yani burada arkadaşlar bize şey öğretiyor. Diyor ki eğer üzerinde weapon olan, şimdi arkadaşlar bu oyundaki Blessing of Kings benzeri kartların bütün buffların hepsi weapon diye geçiyor, tamam mı? Hepsi değil de hepsine yakını. Dolayısıyla üzerinde silah olanı atma diyor. Silah olunca çünkü silahtaki bonus kalıyor diyor. Bunu atıp ayrıca esinle. Okey. Çünkü arkadaşlar adam 4 ya. Al diyeceğiz abi. Al diyeceğiz. Birini bloklayacak, birini yiyecek. Bir yaratığınızda birden fazla yaratık bloklayamıyorsunuz arkadaşlar. Her yaratık bir yaratık bloklayabilir maksimum. Path of Exile az oynadık ya. Ya oynadım aslında bayağı. Biz 85 falan oldum galiba. Ascendancy'de oynamıştım ben. Adam 5. Exhaust edebiliyoruz birini. Diğerlerini yürüyorum. Bunu blokluyor. 2 3 bana yetmiyor o işi. Little. Ha okey. Arkadaşlar şimdi bakın. Deadly demek Hearthstone'daki poison'ın aynısı, tamam mı? Vurunca öldür demek. Overwhelm Hearthstone'da olmayan mekanik. Overwhelm şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğer bir yaratı sizi bloklarsa siz o yaratığı öldürecek kadar vurup fazlasını adamın kafasına vurabiliyorsunuz. Bakın şimdi ne olacak? Lan ne oluyor? Boom. Şimdi arkadaşlar neden öyle oldu? Şimdi benim yaratığım hem deadly hem overwhelmli ya. Bir vursam yetiyor öldürmeye poisonous olduğu için. Hearthstone mantığıyla arkadaşlar. Birimi vuruyorum. Artan 4'ü adamın kafasına vuruyorum. Ölüyor. Bakalım. Bunun ölmesine izin verirsek oyunu kaybedeceğiz. Ünite ölen oyuncu vuruyor. Şimdi arkadaşlar bunda silahlar değişik çalışıyor. Silahların durability'si yok. Silahlar istediği kadar vurabiliyor. Fakat kafaya vurması için adamın hiç yaratığının olmaması lazım. Ve armor'ınız kırıldığı an silahınız gidiyor. Böyle bir yapma bakalım doğru oluyor mu? Atak etti şimdi arkadaşlar. Şimdi de reliğini kıracağım. Artı bir artı bir reliği çünkü her şeye. Blokladım. Yaratığı öldü şimdi. Bir damage et adam 3 kaldı. Tur gelince atak edeceğim ölecek. Zaten benden bunu yapmamı istemişti. Şimdi bunlar tabi belki basit geliyor. Belki gelmiyor arkadaşlar. Şimdi biraz sonra double damage basicleri. Arkadaşlar Hearthstone hani çok bezdirdi. Gireriz bugün ama şu puzzle'ları yapmak istiyorum biraz. Şimdi arkadaşlar bakın bu silahımız var. Double damage verdiriyor yaratığımıza. Ha, buna verdirebileceğiz değil mi? Double damage. Buna double damage. Al al. Bir dakika hayır. Buna gerek yok. Al. Bir dakika hayır olmaz. Bakın buna atarsam olmaz arkadaşlar. Neden? 3-4 vuruyorum. Bu double damage. 5 vuruyor. Olmuyor. Atak edelim. Bunu bloklayacak. Evet. Bakın şimdi ne olacak arkadaşlar. Double damage. 2 vurdum. Bunun arkadaşlar death rattle var. Vurduğumu 3 damage vuruyor. Tabi double damage olduğu için 6 vuracak şimdi. Boom. Bilmiyorum Buğra. Şimdi hepsini ne kadarına vakit yeter. Bu puzzle'lar az buz değil. 100'den fazla puzzle var galiba. Ne kadarını yaparız onu da bilmiyorum ama. Bakalım.
Adam 2. Böyle yapalım arkadaşlar. Onu stunladık. Bakın bloklayamayacak. Kolay. Yani dediğim gibi bunda silahını bulacak. Ama arkadaşlar dediğim gibi kafaya vuramıyorsunuz. Kafaya vurmanın tek yolu adamın çarptığının olmaması. Hani durability son süre kafaya. Şimdi arkadaşlar bu oyunda endurance diye bir özellik var. Endurance arkadaşlar freeze immunity. Freeze ve her türlü exhaust edici efektleri immunity. Total immunity. Atamıyor hiçbir şekilde adam. Çok kuvvetli. Bakalım ne diyor. Bir dakika. Adam bir kere saldıracak. Ben bloklayacağım. Sonraki tur oyunu kazanacağız. Ha şimdi arkadaşlar bakın. Endurance'ın güzelliği bakın. Şimdi mentor var arkadaşlar. Mentor demek bir yaratığınızı exhaust ediyorsunuz. O yaratık öğrenci oluyor ve artık bir şey yapıyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar. Normalde şimdi iki yaratığım savunamayacak ama adamın turunda düzeldi endurance olduğu için blok yapabileceğiz şimdi. Blokluyorum. Life steal'dan dolayı 5 olacağım. Adam 4 vuracak. Daha bitmedi combat. Ölmeyeceğim şu an. Evet. Bunlar bana vurdu mu artık yaptı. Önemli değil. Geldiğimi atak ölmüyor. Mesela arkadaşlar bu kağıt boşa verilmiş durumda elimde. Bunun gazına gelsem oyunu kaybedeceğim yani. Kullanamayacağız. Bakalım. Ne geldi? Ambush. Ufak ufak öğrenmeye başladınız mı arkadaşlar? Şimdi ambush değişik arkadaşlar. Bu oyunda fark ettiniz demin ben oynarken rakibin turuna müdahale var. Çok değiştiriyor arkadaşlar oyunu bu. Şimdi burada bize ambush öğretecek. Adam yürüyor bize. Bu unblockable zaten. Bunu bloklayamıyoruz. Tipinden bakın anlıyorsunuz. Bu flying. Ha, evet. Şöyle yapalım. Bir dakika. Bu ne yapıyor? Oy. O güzel değil. Adam bir. Yani bunun sağ kalması değil mi arkadaşlar? Çünkü dönüşte adamı vuracağım ve adam ölecek. Bir kere ben şunu bir ineyim. Bu arkadaşlar flying almış. Bloklamak için kullanabiliyoruz. Bunu bloklarız. Şunu da silence edelim arkadaşlar. Kalan dövdü iyi. Bir şey olmaz herhalde. Biriz. Lifesteal'dan bir aldı ama arkadaşlar 2 oldu. Sonra ben 2 vuruyorum. Ölüyor. Silence. Şimdi bunda arkadaşlar değişik bir şey var. Bunda yaratıklar hani öldü mü resurrect falan atıyoruz ya Hearthstone'da. Bunda da var. Bunda biraz daha ciddi bir şekilde var. Ve arkadaşlar bunda enteresan şey var. Silence arkadaşlar hep hatırlanıyor. Eğer bir yaratık ele dönerse, ölürse silence'ını unutmuyor hiçbir zaman. Nedir şimdi durum? Şimdi kazan diyor. Adam 7. Şimdi silence'layarak bunun uçma özelliğini silebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağım. Bunu silence'layacağım arkadaşlar. Bu şu an freeze immune ya. Onu bir freeze yiyelim biz. Heh, şimdi blok yapamıyor arkadaşlar. Bunu da silence edelim. Bu da uçma özelliğini kaybetsin. Çünkü bakın uçan yaratığımızda overwhelm ability'si yok. Şimdi öldü bakın. Tam sıfır kalacak. Neden? Çünkü bu uçuyor. Bunun da overwhelm özelliği var. Damage aşırabiliyor üzerinden. Hallediyoruz. Overwhelm arkadaşlar Hearthstone'a yeni geldi. Hiç yoktu. Knuckles biraz benzerdi ama esas şu an Explosive Runes tam overwhelm gibi arkadaşlar. Ama Hearthstone'da overwhelm yaratık yok. Echo arkadaşlar. Echo'da şey mekaniği. Eğer Echo'lu bir kart çekerseniz arkadaşlar iki tane geliyor elinize. Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi. Çektiğim iki kopya geldi. Şimdi bu adama 5 vurmamız lazım arkadaşlar. Bakın şu kart diyor ki life aldığında +1/+1 al diyor. Demek ki bizim bunu kullanmamız lazım. Life almamız lazım. Bu da arkadaşlar ne diyor? Kart çektiğinde life alırsın diyor. Tamam. Bu bir kere önemli. İnmemiz lazım. Life almamızın önemli bir koşulu bu. Şunu atalım arkadaşlar. Manamızı alalım. Bakın şimdi bir tane kart çektim. Aldık bu mana. Şöyle yapalım. Becerebildik mi? Şimdi arkadaşlar bir kart çek bir kart atlayacağız.
Evet, galiba Jarlik. 2 geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi ilk kart şimdi 2 life daha alacağız. Bu da 5 vuracak. Ya burada size bunları öğretiyor işte arkadaşlar. Ekolu kartlar çift geliyor. Hani bunlara alış diyor. Şu an ekranda görünen oyun işte. Only Teardrop. Bakalım. Ne diyor? Görevimiz neymiş? Bu turu kazan diyor. Şimdi arkadaşlar adım bitiyor kadar Aegis. Yani bu overwhelm. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Şimdi arkadaşlar yaratıklarına müdahale edemiyoruz çünkü yaratıkların hepsinin kalkanı var. Yani eline falan vermeye çalışsam işe yaramaz. Gelecek tur mu kazan diyor? Yok, bu tur kazanıyor dedi. 4. Bunu 5 yapabiliyorum. Nasıl olacak lan bu şimdi, ben anlamadım. 13 manamız var. 4, 8, 10, 1, 13. Şunu atmayacağız. Yani bir kartı atmayacağız sadece. Şu elimizden 2 manı kartlarından birisini atmayacağız. Diğer her şeyi oynayabiliriz. Bu arkadaşlar tek saldıran yaratımıza artı bir artı bir veriyor. Ya bunu tek saldırırsam 4'e 5 olur. Hepsiyle tutsa bile arkadaşlar bir damage geçiririz ama 8 damage geçirmemiz lazım. 8 nereden çıkacak onu anlamadım ben şimdi. Şöyle artı 2 artı 2 verebiliyoruz. Bu Crown Watch Cavalry'yi bufflayamıyor muyuz? Bir dakika. Dur bakayım. Şöyle bir fantazi. Acaba? Arkadaşlar bakın. Eli dönünce hatırlıyor değil mi size? Şimdi bakın. Bu atağını defansını bu yaratığa tekrar verecek. Olmaz ki öyle. Yetmedi galiba. 9 vuruyor. Yok. Evet. 2 damage eksik kaldı arkadaşlar. 2 damage daha çıkartmam lazım. Bir daha bakalım. Onu biraz daha şişirmenin bir yolu var mı acaba? Şimdi arkadaşlar turda tek bir kere atak yapabiliyoruz bu arada. Hani onla vur, sonra bir daha öyle vur, böyle vur, yok öyle. Tek bir kere vurabiliyoruz. Bu student'ken artı bir artı bir oluyor. Bunu student yapsam, 4-4 yapsam neye yarar ki o? Endurance. İndim 5'e 6 yaptım. Hepsine artı 1 attım. Fark etmiyor ki bir şey. Elimi aldım. Bir daha indim. 8-9 oldu. 9'a 10 saldırıyor. Yetmiyor. Wow. Endurance. Hepsine artı 1 attım. Şimdi arkadaşlar blokluyor ve bizde bir tek bunda overwhelm olduğu için kar etmiyor. Bir dakika dur bakayım düşüneyim. Bir dakika aslında yarayabilir o. 5'e 6. Dur bakayım. Ne oluyor? Dokuza 10. Oldu. Tamam oldu. Okay. Bastı kafa. Arkadaşlar ben şunun tek saldırma bonusundan faydalanmam gerektiğini düşündüm. İşte bakın. Çok adi herifler. Güzel koyuyorlar. Şimdi ne oldu? Hepsini bloklaması lazım çünkü. Buradan da 8'de overwhelm'den geçecek. Tam 0. Bu bura şeyler. Bunlar puzzle'lar da şey vermiyor sana. Hazır sana pozisyon veriyor. O pozisyonu görmen lazım. Satrançta vardır ya. 3 hamlede beyaz mat eder filan. Bunu yaptık mı? Bunu yaptık. Şimdi arkadaşlar bunlar basic'leri.
Şimdi mesela bakın burada bize Poisonous öğretiyor. Geçelim Poisonous'a. Deadly yani. Bu oyundaki adı. Bakalım. Şimdi bakın bu kartı bir şekilde kullanacağız değil mi? Bir kere böyle bir kopyamız var. Maşallah. Adam 8. Vay. Ne oluyor be? Bu ne anasını satayım? Bravo. Charge. Şöyle yapsam. Arkadaşlar bu uzaktan bir vurabiliyor. Böyle bir özelliği var. Buna deadly versek. Bu şuna bir vursa. Şimdi arkadaşlar bu yaratığın life steal var. Bunun kesin bir damage vurmaması lazım. O tamam oldu. Peki. Şimdi bunu indim. Bu charge'lı. Arkadaşlar Stranger diye bir yaratıklar var arkadaşlar. Stranger'lar bütün özellikle birbiriyle paylaşıyor. Mesela bakın bu charge veriyor. Bütün Stranger'lar charge'ı. Bu da bütün Stranger'lara flying veriyor. Şimdi 4-4'ü tutacak. 3-3 tutacak. 3-5-8 oldu galiba. Kim oldu mu? Boing. İnşallah olmuştur. Oldu. Elde var bir. Bakın bu basic puzzle daha. Bronzu bu. Şimdi silver'ına geldik. Tabi bazen arkadaşlar bazı şeyleri görmek daha rahat olabiliyor. Adamın atağından sağ kalacağız. Gelecek tur kazanacağız. Bakalım. Maşallah. Şu 5-6 arkadaşlar belli ki bizi öldürecek. Şöyle yapalım. Seni bloklayalım. Blok. Saldıran enemy. Aa dur lan. Aa. Ay bloktan sonra yok anasını satayım ya. Magic gibi oynayınca. Hallettik neyse ben gördüm. Normalde orada arkadaşlar bir daha benim oynama şansım olması lazımdı diye düşündüm ben. Yok ama. Kötü bir hata. Şimdi saldırana 4 vuralım. Ha ikisinin birden mana mı yok? Ha dikkat etmedim ya. Ben ikisinin birden mana var. Ha ondan olmamış tamam aslında varmış. Okey. Adam 2. Şöyle bloklasam. Yalnız şu an ben tabi puzzle'ın istediği şeyi yapmadım aslında. Bence yenileceğim bir şekilde. Çünkü deadly kullanmadım arkadaşlar. Yo. Öldürdük lan. Ha tamam endurance okey. Manama bakmadım ya. 4 mana var toplam. İkisini birden yapamıyorum yani. Tek belki yapacağım. Arkadaşlar deadly puzzle olduğuna göre deadly yapmam lazım yani. Demin blok yapmam lazım yani. Özeti bu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Adamın bir dakika şimdi ya. Bunu indik. Arkadaşlar bu yaratığın overwhelm'i var. Dolayısıyla ekstra damage'i üzerinden geçiriyor bana. O pek karlı olmaz bizim için. Şöyle yapsak oluyor mu? Olmuyor. Hayır oluyor. Bu sefer oldu. Becerdim. Abi çift blok mu yaptın? Ooo sağlam girecek ha. İkisiyle aynı yaratığa blok yapmışım arkadaşlar. Neyse oldu. Tamam bu sefer yapıyorum. Silver Deadly Challenge yapacağım. Korkmayın. Al abi. Bir dakika ya. Nasıl kazanıyorum anasını satayım? Bak yine salak oldum. Bir dakika şimdi arkadaşlar. Bir saatin kafayla bakalım. Şimdi bakın. Bu yaratığın problemi şu. Saldırdıktan sonra savunabiliyor. Dolayısıyla benim bunu öldürmezsem 3 tane. Bakın bu bütün yaratıklarına artı artı veriyor. Hiçbir şey aramayacak değil mi?
Ama olmuyor. Allah Allah. Buna bunu atsam, bunu böyle bloklasam iki tane atakım olur. Adam iki blok oluyor, öldüremiyoruz. O aşikar. Bunun uğur vermi var arkadaşlar. Artan hasar geçiyor ve ben birim. Dolayısıyla hiç artan hasar olmaması lazım. Ben anlamadım ya. Böyle yaparsam ölmüyorum değil mi? Bu sefer ölmüyorum artık. Peki. Bir şey mi çekeceğim ben yukarıdan? Ha uçuyor lan bu, hay Allah'ım. Sormayın sormayın, çok aptala bağladım. Arkadaşlar şöyle problem var. Bu Sandstorm Titan adlı kart uçmayı da kapatıyor. Bu normalde uçuyor. Onun için bizi bloklayamadı. Çaktırmayın, tamam. Bilmeyerek yaptım, iyi oldu. Yes yes yes. Aynen öyle abi. Sen Storm Titan'dan dolayı daldım ya. Dikkatli bakmadım. Bu tur kazan mı diyor? Bu tur kazan diyor. Adamın life steal var arkadaşlar. Yani bu life steal'dan bizim adamına life vermememiz lazım. Bakın şöyle bir quick draw diye bir özelliğimiz var arkadaşlar. Quick draw şu demek. Saldırırken ilk vurursun demek. Onun için böyle yapacağız. All in gireceğiz. Bak bu çok kolay mesela. Eğer bir hata yapmadıysam. Hepsini quick draw verdim. Bir de deadly verdim arkadaşlar. Tabi deadly quick draw ne olacak? Pıt diye bir vuracağım. Ama ne vurursam öldürdüğüm için öldüreceğim. Life alamaz. Mesela bakın bu deminkinden daha şey yani. Bu arada arkadaşlar bunlar ödül gold veriyor. Bu mesela 10, bu 20, bu 40, bu 50, bu 100 mü? Bayağı iyi de gold veriyor yani. Bilmiyorum Thanos Alem. Bu oyun bedava. Ve inanılmaz ödül veriyor. Arkadaşlar ben 2 ayda şöyle söyleyeyim size, kabaca 2 ayda Hearthstone'dakine denk koleksiyonum var. O kadar yani. Adamın Aegis var arkadaşlar. Aegis biliyorsunuz ama kalkan combat damage'den korunmuyor. Kaç mana verecek bakalım? 11 mana veriyor. Ne diyor? Deadly. Çok iyi olmaz. 5'e 5'ler bizi bloklar. Bu ne ya? Arkadaşlar nasıl silah? 9 mana birebir. Deadly quick drop. İlk vuruyor. Vurdun öldürüyor. 9 mana verirseniz adam vurursa adam da öldürüyor. Bu mesela standartta bazı listelere giriyor. Bir dakika şimdi arkadaşlar anlamamız lazım. Ne yapacağım? Bütün masaya 2 vuran kartım var. Bana ve adama. 1 vuran kartım var. Bütün enemilere 1 vuran kartım var. Vay anasını, ne oluyor lan anlamadım. Nasıl yani şimdi? Bunu açsam yürüsem adam beni biraz bloklamak zorunda ama arkadaşlar geri saldırdığı zaman tokatlayacak. Ben birim sonuçta. Zaten bu tur kazan diyor değil mi? Bu tur kazan diyor. Yani girsem nasıl blok yapacak acaba? Ama herif 12. Şimdi arkadaşlar bir şekilde kime deadly vereceğiz? Ha bir dakika. Aha. Arkadaşlar burada bize şunu öğretiyor. Mesela benim şu an üzerimde deadly ve quick draw var ya. Silahımda. Onun özelliklerinin hepsi bana da geçiyor. Olacak mı böyle, bakayım şimdi. Bak deadly, gördünüz mü? Burada herkesi öldürecek. Yalnız benimkileri de öldürüyor. Peki adımı nasıl öldüreceğim o zaman ben? What mate? Bir görelim ama benimkiler de ölecek. What? Öldürecek şimdi benim. Bu kafam bir şey atmıyor. Öldürecek herhalde.
Yani önemli değil. Kazanmam lazım diye. Evet, bakalım bir. Nedir? Bir dakika, ne? Bir işin bakalım. Yani arkadaşlar, üzerimize taktığımız silahların mekaniklerinin hepsini biz de alıyoruz. Relic weapon arkadaşlar bizim kullandığımız silahlar. Weapon da yarıklarımıza takabildiğimiz silahlar. Ne yapılabilir ki? Şimdi bununla bunu yapsam 3 vuruyor. Bu bütün her şeyi 2 vuracak. Okey. Bu enemlere 1 vuracak. Arkadaşlar sonradan buna bunu takmanın hiç manası yok çünkü geç oluyor yani. Geri gelmez vurması lazım. Deadly olması lazım. Geri gelmez deadly olsa olur bu. On bir mana. Allah Allah. 18 mana yok. 9'a bu deadly. Bunların birini aşağı alabiliyoruz biz ama yetmez ki bir tanesini aşağı almak. Birden fazla aşağı alabiliyoruz. Aha bir dakika. Bir dakika bakayım. Tamam bastı kafa. Arkadaşlar her attığımız spell deadly ya. Boom. Bakın bu önemli bir şey aslında. Oyunda öğrenmek için. Çünkü aklınıza gelmez yani. Eğer size bir silahınız bir özellik veriyorsa bütün attığınız spellerde o özellik oluyor. Mesela overwhelm oluyor arkadaşlar. Diyor ki artan hasarı kafana geçir diyor silahınızı açtınız. Siz mesela adamın yaratığına 2 hit point yaratığına 3 vuruyorsunuz. 1 damage adamın kafasına geçiyor. What? Ha, killer vereceğiz. Ne diyor? Wow. Alpine Tracker. Striking Snake Formation. Şöyle yapsam. Killer diyor. Manamız yetmeyecek yani. Bununla açıp arkadaşlar bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu açıyorum. Charge'lı bu. Herkese ve her şeye bir vuruyor. Tamam mı? Adam 4 ama. Bir dakika. Al abi. Deadly verelim arkadaşlar. Şimdi deadly artık bakın. Özellikler dediğim gibi arkadaşlar şu çok önemli. Kalıyor özellikler. Yani yaratık deadly'sini unutmadık tamam mı? Şimdi arkadaşlar herkese ve her şeye bir vurunca tabi. Yalnız anlamadığım şey benim 4 kartı ve 4 manamı hiç kullandırmadım. Kolay yapmış yani puzzle. Bakın bunların hepsi tuzak. Bu karta hiç gerek yok. Tamam Master Deadly'ye bakalım. Bakalım. İşte bu deadly'nin en zor arkadaşlar. Master puzzle'ı. Bakalım. Ne? Ha yaptım bunu ben. Tamam. Master puzzle bu muymuş lan? Vallahi arkadaşlar. Şimdi bunlar eski puzzle'lar. Oyuna yeni eklenen puzzle'lar var. Yani yeni eklenen puzzle'ların bununla hiçbir alakası yok. Killer arkadaşlar. Killer dediğim gibi arkadaşlar. Hearthstone atağı. Fakat Hearthstone atağından dediğim gibi arkadaşlar bir özelliği var. Hearthstone atağından bir güzelliği var Hearthstone atağının. Burada yaratıklar tur sonunda heal oluyor. Yani mesela 6/6'na Frostbolt attım bana geldi bir daha Frostbolt attım yok. Yani vardı bir işe yaramıyor. Ölmüyor yaratık. Şimdi arkadaşlar. Birebirle şu 6'ya 5'i indirsek. Ona bir deadly verelim. Şunu da deadly verelim.
Shield'ı verelim. Batık. Şimdi arkadaşlar bu yaratık her yaratığı ölen oyuncuya bir vuruyor. Artık bir daha onun vurması istemiyoruz. Ha, sıfır manam kaldı. Şimdi beni öldürecek mi öldürmeyecek mi anlamadım. Şu an aslında bir... Ha yok, kazandı. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle, aslında o bana bir vuracak şimdi. Ama ben şu an öldürdüm ya, o bir vurma olayı çalışmadan kazandık. Okey, becerdik. Easy peasy lemon squeezy. Bakalım. Silver Killer. Killer çok güzel mekanik arkadaşlar. Kullanmasını öğrenmek lazım. Bu saldırmak zorunda diyor. Yine mi bu var? Ve yine bu zaman birim. Tek bir yaratık bile verme lüksümüz yok. Oo. Pek hoş değil. Bir dakika, bu saldırmak zorunda, adam bloklayacak, oyunu kaybedeceğiz. Biz bunu kurban edersek öldürtürüz. Fakat bu bize bir vuruyor. Nasıl yapacağız o işi? O zaman bunun çalışmasına izin vermeden kazanmamız lazım. Ama şunun ölmesi lazım. You what mate? Hmm, quick draw verebiliriz, evet. Dört. Aman o, yapamayız. Böyle bir yapayım bakayım ne oluyormuş. Altısın. Olmadı. Beşsin. Bunu blokladın. İki kaldın. Yendin. Not good. Yani şimdi arkadaşlar görüyorsunuz, yaşam ucu ucuna vuruyoruz. Life almasına izin verilmemesi lazım. Yani o yaratığın kesinlikle öldürülmesi lazım. Şunu. Ha, onu bununla öldürsek. Aslında bunu ölebiliriz onu. Ama yok, bu saldırırken bir vuruyor. Bu iyi ya. Şöyle yapsam o galiba daha iyi. Al. Al. Bir dakika. Al. Al. Quick draw. Şöyle yapamıyoruz. Önce böyle yapalım. Adam bir yesin. Şimdi baba yani arkadaşlar, önce killer'ını kullandık, yaratığımızı exhaust ettik, sonra exhaust olmuş yaratığımızı kurban ettik. Yani o yaratık kurban edip yaratık öldür kartımızı atamıyorduk biz, o masada yaratık önce bir vuran kart varken onu temizleyip. Yani şey arkadaşlar, bu kill puzzle'larda şeyi analiz etmek önemli. Nedir önemli? Bu arkadaşlar aslında Hearthstone'daki heroic adventure'dan çok farkı yok. Yani neyin kilit olduğunu anlayıp onun üzerine oynamak önemli. Ne diyor şimdi? Kazan diyor. Şimdi böyle yukarıdan böyle bir şey oynayabiliriz arkadaşlar. Destemizin, bu warp'lu kartlar destemizin üzerindeki oynanabiliyor. Şunu exhaust edelim. Hmm, olmuyormuş. No, not good. Uçanlarla girişsem olmuyor. Bu yalan. 3 manaya birebirden bir şey çıkmaz. Aha çıkar. Aha çıkar çıkar çıkar. Çıkmaz mı ya? Çıkmaz mı ya? Çıktı bile hatta. Al al al. Kazandık. Boom. Çıktı bile. Arkadaşlar şöyle, Warcry şu demek. Warcry arkadaşlar saldırdığı zaman Destiny'nin üzerindeki yaratığa Warcry'a kadar artı veriyor demek. Yani mesela Warcry 2 demek, Destiny'nin üzerindeki yaratığa artı 2 artı 2 veriyor demek. Dolayısıyla arkadaşlar o yaratığı yukarıda oynayabildiğimiz için direkt artı 2 artı 2 vermiş gibi olduk. Bakalım. Oo, yine bu tur kazanırız herhalde. Şu uçanlarla bakın arkadaşlar. Yerden damage çıkartmamız bizim çok zor gözüküyor. Hmm. Adam 9.
Bunu atsam 2, 4, 6 vurabiliyorum. Yetmez. Shimmer Pack olmaz. Killer. Öyle bir damage çıkmıyor ya. Ha, bu olur. 2, 4, 6 yapıyor. Bu olmaz. Damage vurmak. Adama damage vurmanın bir yolu var mı? Nasıl yapacağız o işi anlamadım. 9 damage. Ne çok. Bunu atsam Eyal'ın bütün yetenekten stun ediyorum. Arkadaşlar 6'yı vurabilirim. 6'dan sonrası yok ama. Sonra bir daha demir çıkmaz. Yani şöyle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Artı 2 artı kovuyan verir biliyoruz. 2, 4, 6. Bunu geçiremiyorum zaten. Bakın bunu ve bunu yaparsam arkadaşlar aşikar çözüm. 8 vuruyoruz. Ama tabii adam 9 arkadaşlar. O kadar kolay olması diye o işler. Artı 1 artı 1 killer'ı versek. Kime vereceğiz bunu? Ucuz yaratımıza mı versek? Verdim. Bunu öldürdüm. 2-4 vurabiliyorum. Değmez. Ve yetmez. Shimmer Pack yetmez. Şimdi arkadaşlar bunu kesinlikle kullanmayacağız. Bu hani fazla veri atmak önemli. Bunu da ben işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü adam vurmuyor hiçbir şekilde. Aha bir dakika dur bakayım. Flying. Buna flying veremiyoruz değil mi biz? Yok. Flying verebilsek olurdu da. Bir dakika. Oldu galiba. Arkadaşlar artı 2 artı 2. Bakın şöyle bir özellik var. Oldu mu sanki? Ya arkadaşlar fazla veriye atmak çok önemli bakın. Bunlar iyi oluyormuş gibi gözüküp elinize konmuş olan kartlar, bunları yememeniz lazım. Yani tabii kolay olmuyor her zaman da. Okay, killer tamam. Bu master değil mi? Master. Aegis. Ama arkadaşlar şey önemli. Yani Aegis puzzle'ı çözüyorum yani. Bir şekilde Aegis kullanacağım belli değil mi? Ne diyor bakalım. Eyvah. Adam 36. Şimdi arkadaşlar bu yaratıklar çok güçlü. 4 mana 5'e 5 uçuyorlar. Fakat her tur sonunda bana bir vuruyorlar. Şu an ben 4'üm görüyorsunuz. 3 vuracaklar bana bunlar. Ben şimdi tam anlamadım. Bir kere go diyeceğiz herhalde. On beş. 21'de 36 okey oldu. Ya şimdi bir şey yapmasa ineceğiz. Bakın. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Adam benim atağım içerisinde bir şey yapıyor, ben ona cevap veriyorum. Bu önemli bir şey. Bakalım. Aegis Silva. Bakalım. Adam 12. Uçanları var. Adam bir tekrar unblockable turu verirse göreceğiz. Belli ki. 2 turda kazandı ama oyunu. Her şey şöyle bir şey var. Adam 12. Nasıl yapabiliriz o işi? Evet, şöyle bir kartımız var. Diyor ki arkadaşlar bütün o yaratıkları öldür. Fakat diyor student'ı koruyabiliyoruz. Student'ımız bu olsun tabi. Temizledik. Evet. Peki. Umarım ki vurabileceğiz o kadarını. Always bring a knife to a gunfight.
Öldük galiba. Çünkü adam 2 kaldı. Bence öldürecek bizi. Bir şey yanlış yaptık o zaman. Suratıma bir şey atacak şimdi. Öleceğim. Evet. Bu yanlış oldu. Nasıl daha fazla damage vurabilirim acaba? Bir düşüneyim. 2 tur bir atak etmemiz lazımdı o zaman. Şimdi tam 7 manamız var ve bunu atmak zorundayız. Adam gelince bizi ölecek, o kesin. Yalnız şurada lifesteal var. Nasıl o zaman saldırabileceğim ben? Ha şu unblockable değil mi ya? Benim gerizekalı. Tamam. Topmadım. Al. Oldu şimdi. Önümüzde unblockable yaratık varken vurmadım arkadaşlar. Oldu galiba. Yep. Bakalım. Gold. YouTube'a da koyarız. Ne diyor? Spirit of Resistance. Salak benim. Oha. Aegis veriyor arkadaşlar bu kağıt. Eyvah. Her şeyi öldürüyorum diyorsun. Ha şimdi 3 şeyimizi kurtarma hakkımız var arkadaşlar. Bu zaten otomatik kurtulacak. Adam 10. Adamın bunda bende ne var? Adamı stunlayabiliyoruz. Bunu koruyabiliriz aslında. 3. Bunun arkadaşlar Aegis yokken bu vurmuyor. 5, 8, 10. Evet, okey. Kendime, sana, diğerlerine izin vereceğim arkadaşlar. Diğerlerinin çünkü bir damage potansiyeli yok. Okey abi, öldür. Bunun Aegis düştü arkadaşlar. Okey, tur alalım. Şimdi buna Aegis vereceğim. Tekrar 5'e 5 olacak. Bunu stunlayacağım. Stunlayınca bu artı 3 artı 3 alıyor. Kolay gelsin. Yeni puzzle'lar geldi Okan, onları göstermek istiyorum. Ama başlamışken diğerlerini de gösteriyorum. 25 tane yeni puzzle eklendi son başta. Beraber eğleniyoruz ya. Ne olacak? Hearthstone oynamak da iyidir. Ne diyor? Win the game this turn. Adam 5. Oo. Oha böyle olabilir. He. Galiba böyle oluyor. Mu acaba? Böyle yaparsam acaba olacak mı? Olmasını rica ediyorum. Acaba? Doğru anlamış olmak istiyorum şu an. Doğru anlamış olmak istiyorum her şeyi. İşledi mi lan onu? İşlememesi lazım. Bunu işlememesi lazım. Adamlar bu puzzle'ı bozmuş mu oldu anlamına geldi. Bu kart çünkü yakın zamanda kuralı değişti. Atak ettim. Bunu blokladı. 2 kaldı. Tamam. Böyle olursa galiba alacak o zaman. Bakayım. Yanlış anlamış olabiliriz ama. Doğru anlamış olmak istiyorum lütfen. Of.
Burada bir tuhaflık var. Burada bir tuhaflık var. Bence puzzle'ı bozmuşlar arkadaşlar bu kart değiştirerek. Bu kart çünkü başka türlü çalışıyordu. Bir daha deneyeyim ama. Şimdi arkadaşlar bunun teksti şöyleydi. Fazla karmaşık bir tekst. Yani daha şöyle. Kural karmaşıklığına yol açan bir metni vardı arkadaşlar bu kartın. Diyordu ki rakibin ölmüş yaratıkları 2'ye 2 veren sopalara dönüşür ve senin eline gelir diyordu. Tamam mı? Şimdi işte değişik yapmışlar. Entomb ve Revenge edemez demiş. Ben şu Entomb'u yapamıyorum. Ve Aegis ile korunan yaratığımın aslında bu sopaya dönüşmemesi lazım. Şu an dönüşüyor. Bence bozmuşlar bunu. Bir daha bir düşünüyorum ama. Atak ettim. Yani çünkü arkadaşlar burada Aegis puzzle'ı bu. Ben yaratan birisini Aegis demem lazım. Aegis dediğim yaratığın şunla şey olmaması lazım. Sopaya dönüşmemesi lazım. Ben sonra rahat edeceğim. Ama dönüşüyor şu an sopaya. Bunu attım değil mi ben? Doğrusu bu ya. Mesela bunu da sopaya dönüşmemesi lazım. Çünkü Aegis'i var yaratığın. Şimdi bunu insen, bunu atsam. Bakayım. Perçilerin zararları adlı eserde. Bir kalacak adam. Aegis'li yaratığı alamaman lazım. Bunu bozmuşlar. Benim hatam değil. Ay ay, retry'e basma. Lütfen retry'e basmamış olayım. Ha. İşte arkadaşlar bu gibi şeylerde herhangi bir değişiklik yaptığı zaman geriye dönüp bakması lazım adamların. Onun bütün metnini değiştirdiler kağıdın. Bir bak bakalım sen şu puzzle'lara. Dağıttık ya. Evet. Ha şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer şimdi mesela bunlar öldüğüm 3 olacak tamam mı bana her biri? Bir Aegis arkadaşlar aynı anda gerçekleşiyorsa bütün efektlerden koruyor aynı anda. Öyle bir güzelliği var. Bunu şöyle yapacağız. Kendi Aegis vereceğiz. Adam 1 vuracağız. Bütün masaya 2 vuracağız. Adam bana 9 vuracak. Hepsi birden engellenecek tek bir Aegis tarafından. Gördünüz mü? 9 damage'in hepsi engelledi. Bu da Master Puzzle'ı güya. Bozuyor işimi yok yere. Anladım şimdi ne yapmam gerektiğini de. Normalde müdahale etmiyor ya. Artist yaparken iyi tıklanma ağzımı lafı. Anladım lan. Tamam gel. Gel. Göstereceğim sana ben. Gel. Namussuz. Gel. Tamam. Gel. Al. Aegis'i. Bu Aegis'i sadece bana veriyor arkadaşlar. Bu kart atmam lazım. Al abi şimdi. Şimdi bunu atınca arkadaşlar. Tamam ya. Ha şimdi bunu atınca buna Aegis vereceğim. Kazanacağım. Hadi görüşürüz. Bu master puzzle. Deminki puzzle bu arada arkadaşlar bug'lı. Ben doğru çözüm yaptım yani. O dediğim gibi o kart yeni değişti. Şimdi hani arkadaşlar oyunda hiç yapmayan bir şey yapan bazı kartlar bazen kuralları bozabiliyor. Bakın burada daha var arkadaşlar. Burada itibaren yeni gelenler başlıyor. Hızlıca yapalım bakalım. Ne kadar sürecek. La! Endurance puzzles. Bu ne? Endurance arkadaşlar bu freeze immunity işte. Oyunu güzel güzel öğretiyor aslında bu.
güzel de gol yapıyorsunuz bir yandan. Bir rehber olmuş olur. Ne diyor şimdi? Oo. Adamın hepsini diyorsunuz. What mate? Exhaust edemiyoruz arkadaşlar. Adam exhaust demiyorum. Quick draw'suz üniteyi öldür diyor. Bir dakika lan. Ha 5 mana var toplam. Okey. Ha tek birini yapabiliyorum. Şunu bloklamasını istiyoruz. Olmayır, olmayır, olmayır. Nasıl yapabiliriz? Bu atak, bu atak, bu atak desem adam bu blok, bu blok, bu blok diyecek. Ezecek bizi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Bu kart adamı öldürüyor aslında. Diyor ki exhausted enemy'ye öldür adama 2 vur. Fakat arkadaşlar exhaust olmuyor bunlar blok yapınca da. Bu da olmuyor çünkü birini exhaust edebiliyorum sadece. Yine 3 yaratım kalıyor önde. Hmm, çok değişik. Nasıl geçeceğim demiş acaba? Anlamadım ya. Exhaust to enemy units. Şimdi bunların 3'ü imiyum. Bunları exhaust edemiyoruz. Bundan bunu, bunu veya bunu öldürebiliyorum. Önemli değil ama adamın 3 blokları kalıyor hala. Bir yaratık geçiremiyoruz. Exhaust to enemy units. 5 manacık var. Bir saldırı mı baksak ne oluyor ben anlamadım ki. Olmuyor ki. Ne oldu ben anlamadım. Şu aslında bunun çok basit olması lazım arkadaşlar. Çünkü çok az kaynak var yani. Vitra. Evet. Öğreniliyor, öğreniliyor. Öğreniliyor arkadaşlar. Tek Aegis'ten çok fazla şey engelleyebiliyorsunuz. Aynı anda olurlarsa hepsi. Yaratıklarıma bakalım. Bir özelliği yok. Bu 2-2 ölüm elime artı 2 artı 2 veren kart veriyor. Bu 2-2 adamı vursa artı 2 artı 2. Arkadaşlar yani özellikleri yok. Şimdi ben bununla bir blocker kaldırabiliyorum. Bununla bir blocker kaldırabiliyorum. Bununla hiç blocker kaldıramıyorum. Artı 4 artı 4 and quick draw. Bir dakika ya. Ne olacak böyle olunca acaba? Exhaust olmuyor ama. Aha, ataktan sonra exhaust olur. Bloktan sonra arkadaşlar evet. Evet, ona dikkat etmedik. Yani çünkü başka bir hareket olmadığı için yaptım artık ben de ne yapayım. Yani şöyle arkadaşlar. Atak ediyorlar, exhaust oluyorlar. Rakibin turunun başında bir daha düzeliyorlar. Bir daha savunabiliyorlar. Ama ataktan ve bloktan sonra exhaust oluyorlar evet. Bazen böyle basit şeyler çıkıyor işte. Kaldım, evet. Ha, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey öğretiyor bize. Stunları şey siliyor. Neydi adı? Bir dakika bunu yapmam. Kime yapmam lazım? Şimdi Silence Stun'ı siliyor arkadaşlar. Ama Silence... Tamam oluyor böyle oluyor galiba. Mesela Silence Flying'imi de sildi bloklanabilir hale getirdi beni. Ama olsun 6 yıl 4 yıl geçirdiğim için öldürüyoruz.
Burak selam. Bu oyun normal arkadaşlar. Aktif şu an Grand Tournament çıkmış hali falan gibi Hearthstone'un. İki Adventure var. İki tane de Expansion var. Burada. Puzzle'ı bozmuşlar. Yakın zamanda patch gelir. Ekolu kartımız geldi. Endüriz adam. Adam altı. Bu çok kolay mı ya? Yanlış mı görüyorum acaba? Ha, şimdi kolay mı? Yine olur aslında. Ha, flying kapatıyor. Dur bakayım. Seni silence ve stun edelim. Okey. Şimdi arkadaşlar artık uçma geri geldi. Bu double damage oldu. Buna endurance verelim. Tamamdır. Çıt çıt. Of. Şu an arkadaşlar ben size yeni başlayan insanlar için hem biraz oyun öğrenmek amaçlı hem de çok güzel gold getiriyor arkadaşlar bu puzzle'lar. Deli gibi gold veriyor. Şu an arkadaşlar yalnız Deadly'nin Aegis'in Diamond'ı bug'lı. Yani en son oyuna patch geldi. Bir ya da iki gün önce. Yeni bir sürü puzzle falan getirdim. Onun için ben bu şeyi açtım. Okey. Oş babam ne yapıyorsun? Oy. Şu Aegis'leri kırmamız lazım. Hepsi de Endurance la bir de. Detachment. Ne var burada Detachment? Flying var. Tıkı tıkı. Bir dakika anlamadım abi. Dur ne oluyor? Şöyle yapacağız ha. Bakalım. Aegis'ini kırmak istiyorum arkadaşlar önce. Önce Aegis'ini kırdık. Bunun çünkü bayağı uyuz bir özelliği var. Başar. Anneciğim. Ayşe Hanım beyninin Türkçesi neydi? Nasıl yani? Ay İngilizcesi. Traveling with... Bakarız. Bakarım. Bulurum ben onu şimdi. Bir saniye dur. Bunların da Aegis'lerini silelim. Böyle yapayım. Ay ne terli etti be. YouTube'da Twitch'e paralel yayın mı? Yok ya Burak. YouTube'a sadece seçtiğimiz içerikleri koymak istiyorum. Bütün Twitch yayınları otomatik olarak YouTube'a aktarmak istemiyorum. YouTube'a uygun değil çünkü Twitch yayınları. Oyun arasında falan şey zamanları oluyor, ölü zamanlar. İki turda kazan diyor. Double damage diyorsun. Endurance verelim sana. Adam şimdi kaç kaldı? 12. 5, 9. Galiba öldüremiyoruz. 5, 9, 11 vuruyorum, 1 mi kalıyor? Aşikar çözüm iyi olmuyor. Zaten buradan sadece mana gelir herhalde.
Yok. Yedi manamız var mıydı? Yedi manamız varsa bu sanki daha iyi olacak. Altı manamız var. Yani bu artı bu olmuyor. Bu niye olmadı ya? Bu güzel gözüküyordu. Böyle yapsak. Böyle de altı. 16 damage çıkması lazım 2 tur içerisinde. Bu double damage arkadaşlar. Bu saldırmak zorunda. Bunu stunlamamız lazım. Allah Allah. Şimdi buna attım. 4 vurdum 12 kaldı. Bu 5'e oldu. 5, 3 daha vurdu 11 etti. Yetmedi. Yetmiyor yani. Evet, o belli bir şekilde yetmiyor. Bunu böyle stunlasam geriye sadece 2 manam kalıyor. Bu bir halta yaramaz herhalde. Adam 12 artı bir artı bunu da attım. 12 kaldı. Onu atmadım. Böyle yapayım mı? Sanmıyorum yani. Deminkinin aynısı fakat daha az vuruyor. Patlak mı? 14, 5, 7, 9, 11. Bu inspire çok gereksiz. Zaten deste sırf mana oluyor genellikle. Buna artı 1 artı 1 atsam olmuyor. Çünkü bu 4, 6 manamız var. Altı manamız var. Baykuşu inip savunmak ne yazık ki olmuyor. Yani baykuş şişirsem 4'e 6'ya 6'ya 6 çünkü yetmiyor. Baykuşu açtım. Önüne atarsam bir dakika. 14'sün dedim. Baykuşu açtım. Baykuş onu blokladı. Allah Allah. Demin yaptığım hareket iyi gözüktü benim gözüme ya. Nasıl olacak? Bakın şimdi bakın bu manasız. Mezardan bir silah çek falan. Bu manasız. Bu da manasız. Destem tamamıyla mana dolu. Slade Spire olacak mı yoksa oldu mu? Olmadı. Olabilir. Ama işte bakacağız arkadaşlar. Bugün şu an bayağı vakit geçiyor böyle. Bir saniye. Allah Allah. Artı bir artı bir flying veya endurance veriyor. 6 manam var. Bunu inemiyor. Bunu inersen bunu bloklamak zorunda kalacak çünkü. Evet güzel de 8 manamız yok. Baykuş artı accelerate evolution yapamıyoruz. Fencing Master insem, bunu atsam, bu stunlasam. Fencing Master açsam. Allah Allah çok değişik. Çok basit bir şey var ve görmüyorum şu an ben. Bu olmuyor. Bu olmuyor. Bu yalan. Bu da yalan. Bu da yalan. Bu üçü olmuyor. Permafrost atsam. Ya bu çok net seçim gibi gözüküyor ya. Dört vuruyorum. 12 kalıyor.
Bu 5'e 5. 6 vuruyorum. 11. Artık damage yok başka. Bu. Bunu nasıl anlasam? Bende bir şey mi var önümde benim görmediğim bir kağıt? Yok. Yok değil mi? 4'üm. Yani bloklanmak opsiyonumuz da yok. Hay Allah. Ne saçma bir kombinasyon. Artı 1 artı 1 Flying or Endurance. Buna vereyim Endurance'ı. Ne fark eder? Buna vermek daha iyi. Buna artı 1 artı 1 Flying Endurance versem 3'e 4 olacak. Vuracağım 10 kalacak. Sonra geriye kalan 2 maniye hiç yapamayacağız. 10'sun. Atak 4'sün. Bir dakika. 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 Bu biraz zor galiba. Bir şeyi düşünmeye başladım ama biraz zor. Abi bu sever de döver de mi yapsam acaba? Al. Bir dakika bu bayağı mı zor? Oldu galiba. Oha çok zormuş. Oha çok zormuş. Arkadaşlar bunun üzerine artı 3 artı 3 gelen silahla ya. Mezardan silah alacağım. Gel bakayım sen şöyle. Yuh. Anasını satayım. Zor olsaydın. Abi bu sever de döver de yaptık yalnız. Önce yaratığı standladım sonra dedim ki neyse hadi endurance verdim. Çıkabilirsin standa. Zormuş la bu. Bunu yaptık mı şimdi yoksa bu diamond mıydı? Bakayım. Yok yapmışız. Oha. Diyorum silah ne alaka filan. Meğerse varmış olayı. Bunlar mesela işte arkadaşlar hani bunun için size yayında gösteriyorum şu an. Yani bunların bir kısmı çok zor, çok zor yapması. Yeni gelenler inanılmaz zor. Bugün manyak oldum birkaç tanesini yaparken. Double damage puzzle. Bunların kolay olması lazım arkadaşlar. Double damage vurmak. Şimdi bu ne yapıyor abisi? Bunun damage vurmaması lazım arkadaşlar. Adam 3. Adam 3. Adam 3. Ah tamam böyle olsa damage vurmaz. Bir dakika kaç 3 manımız var sadece. 1, 5. Oluyor mu lan şöyle? Oluyor galiba arkadaşlar. Double damage quick draw kombosu yapacağız şimdi arkadaşlar adama. Al abi. Doğru anladın inşallah. Anladın. Boom. Evet, doğru anladın. Arkadaşlar 5 ataklık ilk vuruşu var. Double damage var. 10 vuruyor. Adam life alamadı. Puzzle YouTube. Bunların hepsi YouTube'a gidecek. Şu an kaydediyorum ben bir yandan. Ben bunları yapalı bayağı oldu arkadaşlar. Bu double damage diyor. Bu tur mu kazanıyoruz? Aman. Hop. Şimdi bence bunların hepsi lazım.
Şimdi arkadaşlar bu oyunculara double damage vuruyor ama normal double damage keyword değil bu. Bu yaratan özelliği bu. Bu yaratığa özgü bir özellik. Adamı vurursa şöyle vurur diyor. 6 vuruyor şu an bu. 18 mi oldu? Lan 18 oldu be. Sekiz de olmadı hatta. Manam yetmedi. Yok olmadı. 20 damage çıkarmamız lazım. Aaa! 12 vuruyordu o. Ha olacaktı olacak. Dur tamam. Olmuştu. Yanlış yaptım. Stranger unuttum. Arkadaşlar yaratığın kendisi double damage. Player'lara double damage vuruyor. Dolayısıyla 4 katı vuruyor. O beni yapmış şekilde olmuştu. Buna en son boşa indim ama. Al abi diyelim. Gel diyelim. Sen bir çekil. Yanlış anlamıyorsam olmuş olması lazım. Yaratığım kadar artı veriyor. 2 yardım var. 5. 20. Double damage oldu şimdi. 10 vuruyor. Player'lara vurduğu zaman double vuruyor. Bir daha double vuruyor arkadaşlar. 20 vuruyor. Evet, Türkçe karakter. Yaparlar ya, düzeltirler. Daha oyun early access, Götin. Hi YouTube diyorsun. Ama chat ekranda çıkmıyor artık. Vura bakalım. Double damage. Daha da double damage. Biraz daha double damage. Şimdi arkadaşlar uçma kartımız işe yaramıyor çünkü bunlar uçmayı engelliyor. Bunlar birini ele verebiliriz. Toplam 4 manımız var sadece. Vay. Adam da 11. Nasıl olacak o iş? Ele vereyim. Olmuş olabilir aslında ama bakalım. Evet şimdi arkadaşlar buradan bunu 7 yaparsam buradan 10 damage mi geçiyor? Öldü mü? Al. Overwhelm veriyor da arkadaşlar. Bu kolay bunlar biraz. Şimdi arkadaşlar spesifik keyword olduğu zaman çok zor olmuyor. Çünkü yani double damage'i bir şekilde kullanmam lazım bilgisine sahibiz. Yani double damage kullanmıyorsan yanlış yapıyorsun filan. Birazdan enteresanlaşacak arkadaşlar. Bana güvenin. Mekaniklerinkiler bitsin. Ne yapıyor? Bütün yaratıklarımız double damage vuruyor. Adam 6. Şu uçanı öldürsek ölmüyor. Bu ne yapıyor? Öldürsek 7-7 overwhelm koyuyor. İyi de 7-7 ile nasıl olacağız ki? Biraz zormuş. Şimdi bunu kullanacağız bir kere arkadaşlar. Double damage kartımız bu. Ha bu arada biz 1'iz. Bir dakika bu ne? Şöyle problem var arkadaşlar. Biz 1'iz ve adamın önünde bu yaratık var. Yaratığı ölen oyuncuya 1 vuruyor. Yani öncelikle bir kere bu abinin çözümlenmesi lazım. Zorcaymış biraz bu. One of your units mi bu? Bu weapon'da adamın yaratığına takamıyoruz değil mi? Yok. Şimdi adamın uçan yaratığının arkadaşlar Aegis'li olması tatsız. Nasıl yapılabilir? Double damage vuruyorum desem. Bir dakika. All-in yapsam ne oluyor? Hepsi double damage değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3. Buna da artı biraz versem 5 atakırıma var. Adamın
3 blocker var. 4 damage içeri geçiyor %100. O 4 damage beni kurtarmıyor. Bu beni öldürecek ama sonra. Bir damage önceden bunu da vursam bu double damage vurmayacak değil mi? Bir dakika. Buradan life alacağız. Bir göreyim bakayım ne oluyor. Ben tam anlamadım şu an ama. Bir görelim arkadaşlar öğrenmek için. Okay, okay. 3 yaratımız ölecek, 0 kaldı değil mi? Peki bir dakika. Adam 1'e 0 kaldıysak. Bunda arkadaşlar bir enteresan özellik var. Bastım ya. 0-0 bırakınca galibiyet veriyor galiba. Yani adamı bir şekilde öldürürseniz, siz kendiniz ölseniz bile galiba galibiyet veriyor. Bir deneyelim. Çünkü bizden bir damage çıkıyor ekstra. Bundan bir damage var, vardı. Aha dur. Hatta böyle. Yok bu olmaz. Buna bana kalmıyor çünkü. Bakayım ne oldu şimdi. Bakayım şimdi. Yok bu zaman yenildim. Yok. Bunu öldürüp sağ kalmam lazım. Peki. Bir dakika. Buna bir vursam bu ölür. Aha bir dakika, bir dakika. Böyle olacak. Yine bir kalacak galiba ama. Ha mana yetti, yok tamam oldu, becerdik. Anlamadan becerme kadar en iyiyiz. Aa filan ne oldu filan, aa oldu iyidir filan. Artı bir veren silahımız var ya. İşte arkadaşlar şeye bakmanız lazım. Yani çok istiyorum. Bazen böyle bir şeyler oluyor. Takıyorsunuz kafaya. Olmuyor ya. Bu neydi falan falan. Sonra ekstra bir şey var orada. Daha başlamadı. Galiba. İzzet. Bu tur kazan. Bu. Life steal. O life steal izin vermememiz lazım herhalde. Ha arkadaşlar bakın bu olabilir. Bu adama life verdirtmiyor. Ben şöyle açsam. Kaç vuruyorum? Double damage 14. Adam beni kaçla blokluyor? 4 de blokluyor. 10 kafasına geçiyorum. Yetmez. Şunu inmemiz lazım. Rakip life alamazı. Bir dakika dur. Buna gerek kalmadı galiba. 16'sın. Senin stun. Bana yetmedi. Kaç mana maçta kalacak? 3 mana maçta kalacak. Bunda bunun farkı...
İki kalıyor değil mi? Bunlara saldıramıyoruz. İki mi kaldı? Olmaz. Şimdi bakın adamın life almasına gelemenin iki yolu var. Üç manan boşta kaldı. Bir mana ona verdim. Dört mana oldu galiba. Oldu galiba. Şimdi bir dakika iyice düşünelim. Galiba çözdüm. Acaba? Güzel. Çöz. Zemedim. On dört, on üç, on iki. Zor ya. Galiba oldu ama. Evet, evet galiba oldu. İşte arkadaşlar hep şey veriyor. Elinize fazla bilgi veriyor, fazla kağıt veriyor. Onlara düşünürken helak oluyorsunuz. Galiba çözmüşüm de. Bakalım. Al. Bir. Al. Life kazanma. Al. Aa, yanlış oynadım. Bir kalacak. Abi bir kaldı. Önce bunu takmam lazım. Şimdi oldu. Vay 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 vay. Öf be. Çok sinir. Bu. 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 Bu sırayla yapmam lazım. Oh be. Life alamıyor ya arkadaşlar araştırma. Volkan'cım hoş geldin. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Diogo Malaga. Güzel kağıt. Ha bunu yap. Abi her sefer aynı hata yapıyorum. O zaten master. Yok kapan kapan. Bakalım, bakalım, bakalım. Ha, şimdi arkadaşlar bakın. Ambush'lu kartları araya inip kurtarmak var yaratıklarımızı. Ambush yaratıklarınız silahıyla bunu vurmak zorunda kalıyor. Öldürür şimdi. Bu zaten basic, öğren diye yapıyor. Evet, abi. Güzel bir şeydi. Bu tür zararı yok ki. Hem bayağı bir 10.000'e yakın gold var burada ortalama kazanabilecek. Keşke Arson'da da olsa. Bir de burada mesela ağır şeyler de var. Bayağı zor şeyler öğretiyor aslında. İşine yarayabilecek şeyler. Ha. Şimdi bunu inemeyiz. Bunu inersek çünkü öldürüyor. Bunu inelim. Bakın killer ataklarını da yakalıyor mesela ambush. Görüyor musunuz? Üç altı. Yatağa yattım herhalde. Olmuyor çünkü. Ah evet yanlış. Dikkatle bakmam gerekiyor. Bunu ineceğim bitecek. Şey arkadaşlar öndeki kart diyor ki 4 mana 3'e 3 diyor. Life aldığın zaman bütün yıkılana artı 1 artı 1 ver diyor. Benim o yaratığın arkadaşlar killer'ını yani şöyle bir şey. Normalde tabi öldürmek istersiniz yaratığı. Ama arkadaşlar bu aşamada adamı öldürmek istediğimiz için öldürmemize gerek yok. Allah şunu diyeceğim. Buna vuracak. Bu life steal olacak. Life verecek. Life verince artı bir artı verecek hepsine. Bu da saldırırken life veriyor. Saldırıp öldüreceğiz. Bu kadar.
Yani arkadaşlar burada şey oluyor mesela. Bir kısmı mesela aa diyorsun bu böyle miymiş? Yani oyunda hani çok karşılaşmayacağınız şey. Şimdi arkadaşlar bazen bir şey olur. Bir kural bilgisi hayatınızı kurtarabilir. Nasıl arkadaşlar mesela Hearthstone'da Redemption'da ilk masaya gelmiş olan yaratık geri geliyorsa onu bilmek çok fark ediyorsa aynı anda birden fazla yaratık oynayacakken Redemption'ınız varsa önce iyi yaratınızı oynarsınız. 3'e 3 vuruyor bize. Adam 9. Bunu mu insek? Bunu bedava vereceğiz. Bunu mu insek? Onu öldürsek mi? Bir dakika. Yaratıklama artı bir artı falan mı oluyor bir şekilde? Yok. Gel bakayım bunu. Okey. Ha. Abi ya. Yok yere ya. Uzayacak şimdi. Yani bir daha yapmasın kazanan. 3'e 3 oldu bu. 3, 5. Kaç vuruyorum? 7 vuruyorum. Tabii 10 vuracaktım. Yaratıklarımda da bir fazla atak var. Dikkat etmiyorum anlatabildim mi? Edeceğim şimdi dikkat. Çünkü arkadaşlar bizim yaratık elimizdeki ambush yaratık 2'ye 3 artı 1 artı savaş sayesinde 3'e 4 olacak. Onu öldürüp sağ kalacak. Tur gelince de saldırabilecek. Çok fark ediyor tabii. Al. Gördüğünüz gibi. Saldır abi buyur vur. Üç, beş. Bunun altını çalıştığı için 9 oldu. Bu yerden aslında bir şey fark ettirmedi arkadaşlar. Çok. Ama şu açıdan fark etti arkadaşlar. İndiğimiz yaratığın 5 tak olması yani önümüzdeki bir karttan dolayı ilk kart çekebildik o sayede onun için fark ettirdi. Arkadaşlar ambush puzzle'ları da bizim çok zor olmuyor çünkü şöyle bir şey. Size ambush'u kullanacağınız bir yer vermek zorunda. Elinizde birkaç ambush vermek zorunda. Yani verebileceği en büyük karmaşalık birden fazla ambush koymak oluyor. Oh maşallah yavrum. 12. Oho. Bu ne be? Ambush while on top of your deck. Hmm, bunu destimizin üzerine koyup ambush yasak mı? Yalnız 2'yi 2'ye çevirdim bu. Bu silah saldırdı mı saldırmadı mı? O ne oğlum? Bilemedim. 13 mana da çokmuş biraz. Bir görmemiz lazım. İkisi de mana alacak herhalde. Bunu yukarı koyalım. Bunlar arkadaşlar kendisini bloklayan herkesi 2-2 domuza çeviriyorlar. Böyle yapmak yanlış oldu tabi de. Görelim bakalım. O silah vurabiliyor mu? O silah da vuruyor bir de. Oh. Adam 12. Güzel oldu şu an. Aa. Ne? Sert bir atak lan öyle. Adam 20 ile geliyor. Biz 6'yız değil mi? Puzzle'a bir ödül veriyor arkadaşlar. Bayağı gold veriyor. Ben ya daha önce yapmış olduğum için aldım bunları. Ama bir yapılı çok olduğu için hatırlama tekrar biraz şey alıyor. Bey. Bu ne ya? Bir de arkadaşlar yaratığın overwhelm var. Yani 2'ye 2 domuz yapıp üzerinden 4 damage geçiriyor bir de namussuz. Demin yaptığımız hareket fena değildi sanki. 2'ye 6, 2'ye 10. Deadly vermemize gerek var mı?
Bir bakayım tekrar bir anlamak için arkadaşlar. İki keyiz tamam. Yap çevir. 2'ye 6 oldum. 2'ye 10 oldum. Tamam. 6'yı vurdun. Silahı da buraya vuracaksın. Sonuçta benim öldürmemin bir gereği yok. Aha. Ama ne iş olacak ki? Okay, yani biraz anladım ama yok yine olmayacak tabi. Yedi kaldı şu an mesela. Manaja gidecek. Yani arkadaşlar 2'ye 2 domuza çevirmesi sert. İki altı iki on. Bir manamızı hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2'ye 6 olursak ha bir dakika ya. Ama olmuyor yine bir şey yapmak lazım. 3, 4, 6, 13 oluyor galiba. Tamam kavradım galiba. Dur. Önce blok. Oldu galiba şimdi arkadaşlar. Silahla kafamı vururken en bir şey yapabilirim. Galiba ah geri zekalıyım ya. Domuzu çevirmesini beklemedim. Galiba oldu. Şöyle yapacağız arkadaşlar. 6'ya 6'yı birbiriyle bloklayacağım. 2'ye 2 domuza çevirecek. Sonra şey yapacak. Ben 4 health vereceğim. 2'ye 6 olacağım. Öleceğim. Adam kafamı 8 vurmaya çalışırken araya büyük dinozoru sokacağım. Gelince bir daha büyük dinozoru vurup öldüreceğim. Gibi anlıyorum. Şimdi deneyelim tekrar. Al blokladım. Domuz yap onu. Heh, demin ben burada attım yanlışlıkla. Kabul. Domuz yaptım. Al. Okay. Bir kalmış şimdi. Şimdi bana saldıracak o. Okay. Abi yukarı koyalım. Hop. 7-7 daha 14 öldü. Bunların hepsi yanıltmaca. Yep. Aynı Lardarella. Demin silahtan yaratığı kurtarmaya çalıştım. Buna gerek yokmuş. Master mıydı? Diamond mıydı? Tekrar Master'a giriyor mu sürekli? Adam bir şey yapacak galiba. Adamın senin turunda olan manasına dikkat et dedi. Adam mı ambuşlayacak bizi? Nedir bu? 6'ya 3 saldırıyor ve overwhelm var arkadaşlar. Yani artan hasar kafamıza geçiriyor. Dörde bir artı beş artı beş versem 6 oluyorum yetmez. O zaman şunu açayım. Ölsün. Onu kurtarmaya gerek yok. Elimizdeki yaratığa charge verelim. Nasıl olacak ya? Vur. 19 numarası var. Benim turumdan lan kalacak mı? Beş manacığım var sadece. Acaba nasıl olacak? Adam 5 life'da. Ben hiç yaramadı ki onu benim silence'lamış olmam. Böyle değil. 4'de 1. Bir adamın bizim turumuzda ne yaptığını görelim de arkadaşlar. Zaten blokleyip şu an kazanabiliyor yani. Bir şey yapmasına gerek yok. Benim turum hiçbir şey yapmadı. Göremedim bile. Eziliş.
Ya Hardarella, Google'layıp yaparım ben de, sorun değil. Sorun yok, zaten yapmam da daha önce. Bir düşünme sürecimin bir görülmesini istiyorum bir anda. Evet, bir daha bakalım. Dörde biri artı beş artı beş. Dörde bire dört artı versek olmuyor. İkiye bire... Dörde bir artı dört artı versek nasıl olur? Şimdi arkadaşlar şöyle bir problem var. Adamın overwhelm var ya, artan hasarı kafamıza geçirebiliyor. Dolayısıyla ben dörde bir ambush edersem adamı şey oluyor. Neydi adı? 5 damage overwhelm'den kafama geçiriyor, ölüyorum. Ölmemek için bir şey yapmam lazım. Ama o zaman adama nasıl vuracağız belli değil. Şöyle yapalım, evet. Bunu kurtaralım. Nasıl olsa arkadaşlar adam 5 olduğu için artı 5 artı 5 verince indiririz. Böyle dedi, kolay değil. Not good. Adamın tabi reaksiyon vermesi iyi olmuyor arkadaşlar puzzle'da. Buradan bir şey yapamayız herhalde. Altı manamız olabiliyor. Quick draw'suz yaratık dedi. Ya arkadaşlar bunların zaten hepsinin rehberleri var yani. Ben hani beraber yapmış oldum diye, yoksa dediğim gibi. Ben zaten bunları yaptım bir ara. Bir işin ne yapabiliriz? 2'ye 1'e 2'ye 1'e Zor ya bu bizim yaratığa 5 vurması kötü oldu ya. Vur ben. Artı 5 artı 5. Şimdi arkadaşlar bu kartı yapamıyorum. Bu kart 4 mana istiyor. Şimdi ben burada 3 tane en burçlu kartından birini yemek zorundayım. Bunu yersem üzerine bir şey daha yapmam gerekiyor. Bunu, bu ikisi birer health çünkü. Bu fazla health'i var fakat bu yetmiyor. Şimdi bunu kurban edersen ne olur? Ne olacak ki arkadaşlar? Bir de benim gelince 5 vurmam lazım yani. Şöyle yapayım. Acaba? Ha. Uğur vermem var. Olmaz ki. Zormuş be. Oo. Sacrifice unit. Bunu insem 4 alt versem 4'e 5 vuracak, 1 kalacak. Değil mi? Ve beni de 1 bırakacak. Sonra kolaysa şunun üzerinden sen damage'ı vur. Vuramayız ki.
Bunu sağ bırakamıyoruz. Bunun üzerine 5 damage vuruyor çünkü. Buna quick draw veremeyiz. Arkadaşlar o kart, o 5 vuran kart çünkü quick draw'suz yaratığa 5 vuruyor da. Peki bir dakika. Yani buşlamasam. Öyle yapsam çok hıyarcım olur acaba. Kendime 4 art verdim. Vur abi. Şimdi arkadaşlar gelmeden indiğim için adamın turnusunu acaba böyle olur mu? Acaba böyle olur mu? İsmi? Aha oldu la. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Adam 5 vuruyordu ya. Onu şöyle ezmiş olduk. Adam kendi turunda yapabiliyor onu. Ve her zaman yapamıyor. Ben adamın turunun en sonunda onu indiğim için adam ona gelip 5 vuramadı. Hallettik. Silence. Hadi bakalım. Bayağı yağma yağıyor. Ya. 300 adam bizi 1 bırakıyor. Bırak peki. Şöyle öldürüyoruz galiba değil mi? Ha, tamam. Bunu sahne seçeceğiz arkadaşlar. Freeze'ini kıracağız. Bu Hero of the People'da arkadaşlar inilen her ability üzerine alıyor. Ve her indiği ability için artı bir artı bir alıyor. Biz de Flying bir yaratıkımız için. Bakalım. Arkadaşlar tamam. Hızlı hızlı geçiyorum elinden gelince. Bu yenileri bakalım. Yenileri hoş. Yenilere geliyoruz galiba. Pek düşünmüyorum Dodorex. İşte arkadaşlar Silence'da da zorluğunu şöyle yapıyor. Birden fazla Silence veriyor. Adam 5. Bir dakika. Silence and deal 3 damage. Nasıl geçebiliriz oraya? 7 manamız var. 2, 3, 4. 3 attack or less. Şimdi arkadaşlar problem şu. 3 attack or less sadece bunu atabiliyorum ama flying'i... Bir dakika böyle mi yapabiliyoruz? Ha. Burada bize bunu örecek. Silence'lık şimdi 3 hata indi o. Shadow World Pain'imizi attık. 1 vurduk. 3 vurduk. Goodbye dedik. Bakalım. Yapımı ne demek? Anladım. Massive Ogre selam. İki turda kazan diyor arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Silence'lar bana biraz kolay geliyor arkadaşlar. Silence'lar double damage'lar biraz daha kolay gibi. Bakalım bakalım ne diyor şimdi. Oha adamın ne var lan öyle. Eyvah eyvah bunlar kim? Şimdi 5'e 1 unblockable'ımız var. Silence'ı stun edebiliyoruz. Şunu mu Silence'ı stun edelim? Şunu Silent Sense'dan edelim. Bilemedim şu an. Peki bir dakika o... La dur oğlum. Bu abiye ne yapacağız? Yanlış oynadık. Öldük herhalde değil mi? Gelince... Aha bir dakika. Ha sacrifice edecek dur bakayım. Olmayacak ama. Şu 8'i 8'i kurban eder kazanır oyunu. Önde bir şey var adamın. Oo. Ya tak öldüm. Evet. Bir daha bakalım ona. Bakalım.
Şimdi arkadaşlar önde yaratık bırakmamız lazım. Şöyle yapalım aslında. Şunu silence deyip eline versek. Bu kendi kendi kurban etmek zorunda kalacak, doğru mu? Bunu silence deyip eline verelim. Bunu da şöyle eline verelim. Ama bu, ben anlamadım, bu öndeki bu kartla ben ölüyorum, imkansız bir şey yapmam. Bir yaratık kurban edip bize 2 vurabiliyor. Bende life alacak kart yok. What? Kurban edip öldürdü. Bu tuhaf şimdi arkadaşlar, bu ne? Bak şimdi böyle bir kart var, adam diyor ki bir yaratık kurban edip rakip oyuncuya 2 vurabilirsin diyor. Herif vurmadı 2'yi bana, ben 1'im. Ölmüş olman lazım benim burada şu an. Sen öl abi. Manamız yetmiyor mu? Manamız yetmiyor mu? Silent Sense tam. Evet. Manamız yetmiyor. 8 manamız var. Kill a unit, silence. 3 damage ekstra çıkarmamız lazım. Onun da bir çalışması çok absürt arkadaşlar. O kartı koyması önüne o zaman. Şimdi bakın şu ana kadar hiç bende bir mantık hatası görmedim, tamam mı? Bir tane kart değiştirdikleri için bir puzzle bozmuşlar ama o da düzelir. Ama bu tuhaf şimdi, adamın önünde 2 vuran kart var. Yani 2 vurup yenecek yani. Şimdi 7 mana var. Şu kartı eline verelim. Kostunu da double'layalım. Bu da kendi kendi kurban etsin. Neyse ki atamıyor. Şimdi arkadaşlar 13 olduğu için 5-5-3 vurmamız lazım. Kendi kendi kurban etti. Güzel. Okey. O yaratık öyle arkadaşlar. 5 mana 7-7 uçuyor. Ama işte cezası şey, her tur bir yaratık kurban etmek zorunda. Kendisi dahil. Yani tek bırakınca kendi kurban etmek zorunda kaldı. Okey. Diamond Silence. Bakalım. Ryan Frost Dragon vuracak herhalde. Vur bakalım. Bu life olunca o kadar. Life olunca o kadar. Overwhelm'li kartların biraz o tutuyor. Overwhelm'li kart önce 3 life al. Overwhelm'li kartım yok. What mate? Bunu mezardan önümüze mi alacağız? Oy. Oy. Adam 8. Life alınca o kadar atak alıyoruz. Bunu kafasına atarsam 1 atak alıyor. 3. Niye böyle bir şey yapmışlar? Overwhelm card. Play. Play. Buna bir vursam. Ama 5 dakika yaratığım yok değil mi? Aslında var, bu var. Her şeyi öldürüyor mu bu? Ya Rabbim ne yaptın ya? Çok tuhaf. Çok tuhaf. Buradan bir şey çekilecek ama normalde arkadaşlar benim hatırladığım kadarıyla puzzle'larda desteğiniz hep mana oluyor. Life aldığım zaman artı bir atak alıyor. Overwhelm'li kart oynarsam. Bunu mezardan getirmem lazım. 5 dakika yaratığım yok ki. 5 dakika yaratığım. Bir tek bu var. O da masayı şey yapıyor. Öldürüyor. Bakayım. Bunu mezardan atsak bir işe yaramaz.
Ha bir dakika, Ray Arnold Dawn Walker varmış. Hmm. Her şeyi öldürüyor salak. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar hiç strateji çözemedim. Şuradan bir life alabiliyoruz. Bir dakika. Overwhelm'li kart oynarsam. Şimdi arkadaşlar bunların mezardan gelme koşulu 5 ataklı yaratık oynamak. 5 ataklı tek yaratığım şu. Bu da diğer bütün yaratıkları öldürüyor. Yaramıyor işe. Life alanda başka bir şeyimiz yok. Elimizi almanın yolu yok. Bir dakika. Ama bu silence diyor. Kill all other units and attachments. Bunu denesem. Bunu atınca olmuyor herhalde. Hmm. Dur. Okay. Yapmak zorunda mıyız? Önce özelliğimi saymadım. Anladım. Belki böyle olabilir. Bakayım bakalım. Tamam onu buldum. Bir tuhaf. Böyle oluyor olabilir ama. Bir bakalım. Okey, ver onu. Freeze etti adam. Onu vurdu. Biri bıraktı. Dur gel Shepard Zorn. Ya bunu oynayacağımız lazım arkadaşlar. Bu... Tamam tamam. Al. Bunu öldürelim. Bunu açalım. Evet. 3 damage daha nereden çıkacak? Yok öyle 3 damage. Aha. Anladım daha. Bunu atacağız mesela arkadaşlar. Bu artı 3 artı 3'e getiriyor. Görüyorsunuz hani karmaşlaştıkça artık cılkı çıkıyor işte. Oldu. Gibi anladım. Parasferi zaten 4'e 1'le attım. Bunu aldım onu deneyim temizliğin oldu da. Okey. Yani işte arkadaşlar neyin üzerine oynaması gerektiğini anlayıp o şey yapmanız lazım ama bazen çok gizli oluyor. Yani bu arkadaşlar mezardan bir yaratığı artı 3 artı 3 ile getiriyor da bilmem ne de bilmem ne de. Al bakalım şimdi eğer doğranlıysam göreceğiz. Check out yaptım. Bunu at. Bunu getir. Hop. Bunu oyna. Bunu oyna. Doğru yapsam tam sıfır kalması lazım. Galiba doğru yaptım. Gel abi. Yuh be. Tamam anladım ben zaten. Master. Bu master mıydı yoksa yaptığımız? Standart açmazımız mı arkadaşlar? Değil. Demek ki o zaman şeymiş. Uuu silence 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 silence. Wind is turn değil mi? Tamam. Biri biri var. Şimdi şu uçanı öldürsem tabi bir problem var çünkü çok basit gözüküyor şu an bu. Ha manamız yokmuş o işe. Hala öldürüyor mu gibi gözüküyor. Bir şey yapacak herhalde. Evet.
Şimdi arkadaşlar elimize 3 mana verdiği zaman işler o kadar kolay ki. Yalnız tabii yine de bir doğru yapmamız lazım. Şöyle yapacağız. Yani çok az bir şey yapabiliyoruz yani. Bu charge falan yalan zaten. Double damage ve life steal atıyor değil mi adam? Yani şunu atarsak öyle bir şey olmaz. Şu silence'ın fast olmaması kötü oldu. Bu fast ama. Ama yine bunu yapmamız lazım. Nasıl olacak? Bu fast. Double damage, lifesteal. Yani lifesteal yaratın sıfır vurabilmesi lazım. Böyle yapılabilir ama o zaman da blok yapabiliyor. Şöyle yapsam arkadaşlar, bunu silence etsem sonuçta flying'i tutamıyor artık bu. Galiba oldu. Arkadaşlar burada size kartlarınızı verimsiz kullanıyor. Normalde böyle şeyler yapmazsınız pek ama. Okey abi. Şimdi sana silence. Arkadaşlar bu kart diyor ki bir yaratığı silence et, eğer flying ise öldür diyor. Nasıl? Atağını eksi yapmadım ki onun. Ha, atağını eksi yapmış olmam lazım. Ay cevap ben yaptım değil mi? Yani arkadaşlar şöyle yapmanız lazım. Adam onu atıyor ya. Peki sen onu at diyeceksin. Çözülecek. Double damage'in life steal alacak. Sonra atacaksın. Ben onu atmasından önce yaptım. Allah peki. Dur. Önce buna silence'dı. Şimdi oldu. At abi double damage life steal'ını. At 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 at. At at tamam. Şimdi çözebilirsin onu. Atılsın. Şimdi silence abi. Yani normalin gibi böyle bir şey yapmazsın sonuçta, çünkü flying'i direkt öldürüyor yani öbürü. Ama işte arkadaşlar böyle verince. Şimdi burada bayağı çok var. Bunlar yeniler işte arkadaşlar. Şu odds and ends'in bir kısmı artı şunlar yeni. Ne yapsak, yenilerin olduğu yere gitsek mi? Bir sürü şey. Vakit kalmaz. Şimdi Hearthstone ne kadar olur? Arena bir tane bile olsa, uzun bir sürse arenaya vakit kalmaz. Arena vakit şu an bile kalmaz aslında. Şu an arenaya geçsem, bir tane oynasam uzun sürerse biri bulur. Biri bulmasını istemiyorum. Bakayım benim ya, sabah işim kaçta sabah erken. Bir saniye. Kaç? 11'de. Bir kategori daha mı yapsak? Hadi HS'ye geçelim.